Ali Kara Hasanoğlu Muhalif Holding'in ilk onda 4 şirketi varken diktatörlük algısı. Diktatör diyorlar, ülkenin tüm işleri bir kişinin iki dudağının arasında diyorlar. Benzeri cümlelerle hukuk devleti olmadığımızı iddia edip bu sebeple ülkeye yatırım gelmeyeceğini dillendiriyorlar. Varsa yoksa yandaş 5 müteahhit diyorlar. AK Parti kendi zenginliği oluşturdu, eski dönemlerden ne farkı var ki diyorlar. Sadece bürokrasi kadroları değil iş dünyasında da her yer kendi yandaşlarıyla doldu diyorlar. Bu çerçevede söylenenleri çok iyi biliyorsunuz. Bu yazıyı okurken bile ister sabah saati olsun ister akşam saati açın herhangi bir sözde tarafsız kanalı, halk tv falan demiyorum. Tarafsız geçinen haber türkü veya CNN'i veya NTV'yi. Yukarıdaki söylemlerin ya aynılarıyla ya da bir fazlasıyla karşı karşıya kaldığınızı göreceksiniz. Ve bu Türkiye'de önceki gün ihraca tekoru kıran şirketlere ödül töreni vardı. Törenin en önemli isimlerinden birisi kimdi biliyor musunuz? Önce kim olmadığını söyleyelim. Yukarıda dillendirilen, sabahtan akşama kadar AK Parti'ye küfretmek için dillendirilen iftiraların hiçbirisinde merkeze oturtamayacağınız bir isim. Ne diktatöre oy veren, ne iki dudak arasından çıkan sözlerle zengin edilmiş olan, ne beş müteahhitin arasından, ne 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 kim o? Diktatör diye tanıtılan Tayyip Erdoğan'ın sokak hareketleriyle devrilmesi için gezi olayları sırasında divan otelini isyancıları açan, gezi isyanının en cafcaflı günlerinde ha gayret iki gün daha devam ettirsek, Birleşmiş Milletler Türkiye'deki yönetime el koyacak diye mavalların uydurulduğu günlerde Koç Üniversitesi'nde imtihanları iptal ettirip geziye gidenler daha sonra imtihana girebilirler diye karar alan Son mahalli seçimlerde AK Parti adayının karşısındaki kişiye uçak tahsis eden koç grubu. Hem de bir şirketiyle değil. İracatta ikona giren şirketler arasına dört isimle temsil edilen koç grubu. Ford Otosan en çok ihracat yapan şirket olmuş. Arçelik Altıncı olmuş, Tofaş 8. ve Tüpraş'ta 9. sırayı almış. Hani Ford Otosan'ın AK Parti dönemindeki yenilenmelerini öne çıkararak sanki sıfırdan Erdoğan döneminde büyük işlere imza attığını söyleyecek değilim. Arçelik için hakeza. Tofaş'ın da AK Parti döneminin fabrikalar arasında olduğunu iddia edecek değilim. Ama Tüpraş, AK Parti döneminde özelleştirilen ve Koç tarafından alınan bir şirket. Ne diyorlardı? Yandaş şirketlere devletin imkanları peşkeş çekiliyor. Koç yandaş şirketler arasında mı yer alıyor? Bırakın yandaşlığı tarafsız bile diyemezsiniz. Açıktan açığa CHP'yi destekleyen bir holding. AK Parti döneminde tüpraşı alıyor ama bazı utanmazlar AK Parti yandaş şirketleri ihya ediyor diyorlar. Tabii ki özelleştirmeden muhalif bir grubun bir şirket almasıyla ne kimse siyasi iktidarın iş adamlarına eşit uzaklıkta olduğunu ispat etmiş olur ne de her şeyin dört örtük güzellikte olduğunu ispat etmiş olur. Ama devam edelim ülke gerçeklerine. Koç Holding tüm muhalifliğine rağmen ülke genelindeki ihracatta ilk ona dört şirket birden sokuyorsa bu ülkede her şey baştaki ismin iki dudağı arasında nasıl dersiniz? O bahsettiğiniz kişi yine sizin iftiralarınız içinde yer alıyor, bir kelimelik değişikliklerle yandaşlara milyonlar kazandırıyor, böyle bir algı oluşturuyorsunuz. O söyledikleri de yalan, onlar da iftira ama bir anlığına bunun mümkün olduğunu düşünelim. O zaman o iki duda arasından çıkan sözlerle ülkeyi yöneten kişi Kendisine muhalif olan, hatta iktidardan uzaklaştırmak için sokaklara dökülenlere açık açık destek veren grubun, ihracat rekoru kırmaması için kanunlarda iki kelime değişiklik yapsa, o rekorları kırmalarının önüne geçemez mi? Geçsin demiyorum, geçmediği için yanlış yapıyor demiyorum. Ama bu tür suçlamaları yapanların ahlaksızlıklarını ispat için söylüyorum. Diktatör dedikleri Tayyip Erdoğan gerçekten ülkeyi keyfi olarak yönetiyorsa, istese iki kelimelik değişikliklerle koçun ihracat ödülü aldığı dört şirketinin dördünün de sonunu getiremez mi? Diyebilirsiniz ki onunla birlikte ülke de batar. Ulan hınzır herifler ülke zaten battı demiyor musunuz? Hatta dört şirketiyle birden ödül alan o holdingin başındakiler Türkiye bir batağın içinde açıklamalarını değişik tarihlerde yapmadılar mı? E, batan bir ülkeye sahipsek koç niye ihracata rekor kırıyor ki, kırmasına niye fırsat veriliyor ki? Koç Holding'in durumu çok net olarak bize gösteriyor ki suçlamaların tamamı yalan, tamamı iftira. İhalelerin yandaşlara verildiği palavralarının tamamı bir algı operasyonu. Ülkenin bir çıkmazlığı olduğu muhalif bir şirketin dört firmasıyla ihracata rekor kırması bir yana, Türkiye'nin genel olarak da ihracatta tüm zamanların rekorunu kırmasıyla da sabit. Bunları hatırlattığımız için muhalifler utanır mı? Suçlamalar yapanlar birazcık iftiralarından geri adım atarlar mı? Dört şirketiyle birden ödül alan holding yaptığı muhalefetten azıcık pişmanlık duyar mı? Hiç sanmam. Bunların çizgilerini ideolojileri belirler. Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırılır, en büyük payı muhalif holding alır. Ama bu utanmazlar ülkede hukuk yok diye tepinirler. Ağzından emzi alınmış bebek gibi ciyak ciyak bağırırlar. Bir gün gelecek, onların ağızlarından o emziklerini gerçekten alacağız. O ideolojik militanlıkları sebebiyle attıkları iftiraların, yalanların, hakaretlerin, küfürlerin hepsinin hesabını soracağız. İşte o zaman gerçekten ciyak ciyak bağıracaklar. Ama o ciyaklamalar için kimse bunlara yardıma koşmayacak, koşamayacak. Ali Karahasanoğlu Hüseyin Gülerce Sahi Gül böyle bir aday olabilir mi? Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu için iktidar bloğu bir arayış içinde değil. Arayış muhalefet bloğunda. Hem erken seçim istiyorlar hem de adaylarını nasıl belirleyecekleri konusunda hala kararsızlar. Hatta birbirlerine ayak oyunları çekiyorlar. CHP'den birileri adayımız Kılıçdaroğlu diye konuşuyor, İYİ Parti'den kimileri de karşılık veriyor, adayımız Akşener. Önlerinde iki yol var. Birincisi her parti kendi adayını genel başkan aday gösterir, ilk turda hiçbiri seçilemeyeceği için seçimin ikinci tura kalması durumunda en fazla oy alanı desteklerler. Bu durumda mecburen CHP adayı olan Kılıçdaroğlu en fazla oyu alır. İyi de diğer partiler Kılıçdaroğlu'nun kazanması için tabanlarını ikna edebilirler mi? Çok zor. Bunu başta Kılıçdaroğlu diğer liderler de görüyor biliyor. CHP lideri sürekli adayımızı dostlarımızla birlikte belirleyeceğiz diye boşuna tekrarlamıyor. O halde muhalefet için kuvveti ihtimal ikinci yoldur. Yani seçim öncesinde ortak bir aday belirlemek. Böyle bir aday olabilir mi? Bu aday mutlaka HDP'nin onay vereceği bir aday olmak zorunda. Çünkü HDP desteklemezse ortak adayın kazanması asla mümkün değil. Biden projesinde ise HDP'nin dışlanmaması var. Bunun anlamı şu. Muhalefet liderleri HDP ile pazarlığa oturmak zorunda. HDP bunu bildiği için son günlerde şartlarını dillendirmeye başladı. Bir Öcalan'a tecridin kaldırılması, iki Kayyum uygulamasına son verilmesi, 3. Cezaevindeki HDP'lilerin salı verilmesi. 27 Eylül'de açıklanacak Demokrasi Çağrı belgesinde şartlarını açıklayacaklar. Zurna'nın zırt dediği yerde burası. HDP'nin destek vereceği adayı diğer parti yöneticileri tabanlarına nasıl kabul ettirecek, benimsetecek? İki ucu da tutulamayacak bir değnek. Böyle bir aday bulunabilir mi? Fehmi Koru, "Var Abdullah Gül" diyor. Abdullah Gül olmazsa onun gibi biri olmalı ama o da yok ki diyor. İlla da Abdullah Gül diyor. Abdullah Gül günlerdir bu çıkışa bir şey demiyor. Bu Fehmi Kor'un kendi sevdası mıdır yoksa Abdullah Gül'ün ve onu isteyenlerin bir çalışması mıdır bilmiyoruz çünkü Gül bir açıklama yapmıyor. İyi de Gül bir defa denendi de olmadı şimdi cebine mavi boncuk mu kondu? Velhasıl muhalefetin işi gerçekten zor. HDP'yi bırakamıyorlar, açıktan git de diyemiyorlar. HDP ile sıkıntıların dışında CHP ile diğer partilerin fikri, kültürel, yaşam farklılıkları da başka bir problem kaynağı. CHP'li Edremit Belediyesi çarşafa zincir vurdu, Karamoğluoğlu, Akşener, Babacan, Davutoğlu eskinin dava insanları olduklarını hatırlatan bir tepki veremediler. Sadece suya tirit kabilinden birkaç kelam eden olduysa da bu partilerin tabanlarındaki homurtuları duymamak için sağır olmak gerekir. Son rezillikte İzmir'de yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nin gala gecesinde semazen temasıyla üzeri çıplak dansçının gösterisi vardı. CHP ile diğer muhalefet partilerinin zihniyeti, dünya görüşü birbirine tamamen zıt. Hele PKK'nın siyasi partisi HDP ile devlet, millet, vatan, bayrak değerlerinde bir ve beraber değiller. İttifakların adı Millet İttifakı ama HDP millet demiyor, halklar diyor. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan bu halklar dayatmasına tek kelime etmedi. Tek ortak noktaları Erdoğan düşmanlığı ise 30 Ağustos zaferinin İzmir'in kurtuluşunun vasıta kutlanması nasıl izah edilebilir? Aralarındaki bu derin çatlak, Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru pek çok siyasi çatlağı da beraberinde getirecek. Hüseyin Gülerce